Aklım durmuştu, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Tek istediğim bu kabustan uyanmaktı. Ben, yaşadıklarımı hazmetmeye çalışırken duyduğum ses ile kulaklarım acımaya ve uğuldamaya başladı. Sen çağların olana kadar peşini bırakmayacağım. Bu ne demek oluyordu? Ben ve çağların olmak. Gözlerimdeki yaşlar sicim gibi akarken korkunun gölgelediği gerçeği akıl edememiştim. İlk önce besmele çekerek Rabbim'den yardım diledim. Ardından ayet el kürsü, Felak ve Nas sureleri başta olmak üzere bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Kulaklarımı sağır edebilecek derecede bir çığlık bedenimden geçip ruhumu un ufak ederken dayanmaya çalıştım. Son gücümle kapıya vurup yardım dileyerek yere yığıldım. Eftelya, kızım, uyan ne olur, uyan. Annemin sesini uzaklardan duyarken vücudumdaki soğukluk beni ürpertiyordu. Boğazımın kuruluğuna inat, gözlerim kapalı, anneme neler olduğunu sorduğumda aldığım yanıtla donup kaldım. Çünkü kabus sandığım olay gerçekti. Ben şu ankilerdeydim. Ama bu nasıl olurdu? Annemin yardımı ile gözlerim yarı açık ayağa kalktım ve ona dayanarak yürümeye başladım. Bir yandan da deli gibi korkuyordum. Neyin içine düşmüştüm? Bu yaşadıklarım ne zaman bitecekti? Yatağımda uzanmış, Bugün ve öncesinde yaşadıklarımı düşünüyordum. Annem nedenkilerde olduğumu sorduğunda bir eşyamı aradığımı, kilitli kalınca da korkarak bayıldığımın cevabını verdim. Diğer sorularına ise suskun kaldım. Gerçeği söyleyemezdim. Kafamdaki sorular azalacağı yerde gitgide artarken kendimi nasıl rahatlatabileceğimi düşünüyordum. Bu son yaşadıklarım beni çok yıpratmıştı. Her açıdan kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Evime Sadece yatmak için girerken şimdi tam tersini yapar olmuştum. Hiç gezmek ya da eğlenmek istemiyordum. Tek başıma kalmak ve dinlenmek istiyordum. Boş zamanlarımda ise aklıma gelen vesveselerle boğuşuyordum. Kardeşimden özünç aldığım dizüstü bilgisayarı elime alarak yatağımın üzerine uzandım. Arama motoruna girerek paranormal olaylarla ilgili araştırma yapmaya başladım. Okuduklarım gerçekten korkunçtu. Lakin çoğunun uydurma olduğu belliydi. Birden gözüm Karadedeler olayı ve sinema filmi adında bir başlığa takıldı. Siteyi açıp yazıyı okumaya başladım. Okuduklarımla ne düşüneceğimi şaşırmışken istemsiz olarak bilgisayarın faresini filmin linkinin üzerine getirerek tıkladım. Saniyeler içerisinde açılan filme odaklanıp izlemeye başladım. Eğer bu belgesel filminde Yaşananlar gerçekse kimse cinlerin varlığını inkar edemezdi. Zaten kutsal kitabımızda da sıkça adları geçmiyor muydu? O zaman biz insanlar neden bilimin arkasına sığınıp onların varlığını inkar ediyorduk? Filmin ortasına doğru korkum tavan yapmışken bir yandan da aklıma gelen vesveselerle savaşıyordum. Birden boynuma dolanan eller ve omzuma konulan öpücükle oturduğum yerde taşa döndüm. Bu kokuyu artık çok iyi tanıyordum. Bu koku, kilerde boynuma nefesini veren varlığın kokusuydu. Korku, biz topraktan yaratılan insanoğlunu güçlendiren, bazen de mümkün olmayacak kadar acizleştiren bir duyguydu bana göre. Ben bu duygunun tam ortasında mahsur kalmış biriydim sadece. Ensemdeki nefes, boynuma belli belirsiz konulan öpücükler ve hırıltılar beni bu amansız derin duyguya iten. Kalbim sanki bir saattir hiç durmadan koşuyormuşum gibi atarken Saçlarımın dibinden süzlen ter damlalarım omuzlarıma ulaşmadan yok oluyordu. Sen çağlara aitsin Eftelya. Onun olana kadar peşindeyim. Kulaklarımda yankılanan sesi damarlarımdaki kanımın her zerresinin buz tutmasına neden olurken aklımdan geçeni yapmak istesem de bilmediğim bir güç tarafından engelleniyordum. Dua okumak için açılan dudaklarım kapanıp duruyor, ezbere bildiğim dualar birbirine karışıyordu. Ne olduğunu bilmediğim varlığın boynumdaki öpüşleri ve ısırışları sıklaşırken annemin odamın kapısını çalması ve adımı seslenmesiyle arkamdaki varlık öpüşlerine son verip birden kayboldu. O an binlerce kez şükür ettim Rabbime. Sessiz dualarımı duydu diye. Annem kapıyı yavaşça açıp odamdan içeriye girdi. Meraklı gözlerle bana bakıp endişeli bir şekilde yanıma oturdu. Şu an hem gitmesini hem de yanımda kalmasını istiyordum. Eğer giderse o varlık yine geri gelebilirdi. Ama annem kalır da odamın ışığını açarsa boynumdaki var olduğunu hissettiğim izleri görebilirdi. Kızım, iyi misin? İçime bir sıkıntı düştü, gelip bakayım dedim. Sen niye terlemişsin bu kadar? Hem gecenin köründe bu bilgisayar niye açık? Yat bakayım hemen. Annem bilgisayarı dizlerimin üzerinden alıp kapattı ve masamın üzerine koydu. Tam gidip ışığı açacakken uykumun geldiğini ve eğer ışığı açarsa dağılacağını söyleyip durdurdum. Anlama konulan şefkatli bir öpücük biraz önceki o kötü duygulardan arınmamı sağlamıştı. Ben de anneme sarıldıktan sonra annem odamdan gitmiş ve ben odamda yine yalnız kalmıştım. Artık yapmam gerekeni yapabilirdim. Hemen yatağımdan kalkıp koridoru kontrol ettikten sonra banyoya girdim. Abdestimi aldım ve odama geri döndüm elime aldığım Kur'an-ı Kerim'i en başından okumaya başladım. Bu gece yine Rabbime sığınıyordum. Her zaman olduğu ve olacağı gibi. Kulaklarıma ulaşan sabah ezanının sesiyle ruhum dinleniyordu ve anlatılmaz bir huzura eriyordum. Duamı bitirdikten sonra üç defa öpüp alnıma değdirdim ve Kur'an-ı Kerim'i eski yerine yerleştirdim. Zaten namaz kılacakmış gibi giyindiğim için seccademi kıbleye çevirip niyet ettim. Allah rızası için sabah namazını kılmaya. Namazımı kıldıktan sonra yatağıma geri uzanmış, telefonumdaki mesajlarıma bakıyordum. Her zamanki gibi Çağlar yine bir sürü mesaj atmıştı. Gerçekliği hiçbir zaman olmayacak mesajlar. Sen benimsin Eftelya. Ne olursa olsun seni alacağım. Bir gün sen de beni seveceksin. Hele ki şu son mesajı çok sinirlenmeme neden olmuştu. Biriyle konuşmazsam çatlayacaktım. Aklıma üşüşen düşüncelerle hemen bu tür işlere meraklı olan arkadaşım akseni aramaya koyuldum. Daha sabahın yedisi olduğu için ilk denemem sonuçsuz kalmıştı. Bir daha denediğimde uykulu bir ses kulaklarıma ulaştı. Alo, kuzum günaydın. Kusura bakma seni bu saatte aramak istemezdim ama senden başka anlatacağım kimsem yok. Ne olur yardım et bana. Durdur, dur, anlatma. Yoksa çatlarım. Ben hemen geliyorum senin yanına. Ben annemin evindeyim Aksen. Ne olur hemen gel. Tamam kuzum. Yarım saate sendeyim. Telefonu kapatıp derin bir nefes aldıktan sonra yatağımdan kalktım. Banyoya gidip işlerimi hallettim. Odama dönüp siyah bir eşofman altı ve beyaz bluzumu giydim. Üzerime hırkamı geçirip saçlarımı at kuyruğu yaptım ve odamdan çıktım. Mutfağa gidip her şey normalmiş gibi kahvaltıyı hazırlamaya başladım. Ta ki sucukları kızarttığım tavaya yumurtaları kırmak için döndüğüm zamana kadar. Gözlerime inanamıyor, karşımdaki manzaraya bakıyordum. Aklımın bana oyun oynamasını her şeyden çok ister olmuştum. Gözlerimi sıkı sıkıya kapatıp açma girişimlerim de sonuçsuz kalıyordu. Midem iflas bayrağını çekmişken ben hem lavaboya koşuyor hem de görüntüyü aklımdan kazımak istiyordum. İstifra ederken bile aklımda hep o soru vardı. Tavaya kızarsın diye koyduğum sucuklar ne ara insan gözlerine dönmüşlerdi? Biraz rahatlayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra koşarak mutfağa geri döndüm. Şükürler olsun ki annem gelip sucukları kurtarmış, yumurtaları kırıp yememiz için servis tabağına koymuştu. Kızım, günaydın. Senin koşma sesine uyandım. Ne oldu? Günaydın annem kahvaltı hazırlayayım dedim ama sucukların kokusu ağır geldi, midem çok bulandı. Annem endişeyle yanıma gelip elini anlıma koydu. Ateşin de yok ama üşüttün galiba. Sıkıca giyinmiyorsun ki. Tamam annem, söz. İyi bakacağım kendime ama önce oturayım. Gerçekten halim yok. Artık bir gram gücü olmayan vücudum sanki tonlarca ağırlıktaki bir et yığını gibiydi. Başımı masaya dayamıştım ki Aksen'in sesiyle geri kaldırdım. Sıkıca birbirimize sarılıp hal hatır sorduktan sonra hep birlikte kahvaltı yapmaya başladık. Annemin tüm ısrarlarına rağmen az yesem de karnımı doyurmuştum. Sucuklu yumurtayı, midemin bulanması ve aklımdan çıkmayan o görüntüden dolayı yiyememiştim. Annem mutfağı toparlayacağını söylediğinde Aksen ile birlikte odama çıktık. İkimiz de sessizdik. Aksen benim hazır olup konuşmamı bekliyordu. Tüm cesaretimi toparlayıp bugüne kadar başıma gelen her şeyi anlatmaya başladım. İşte, her şey sana anlattığım gibi Aksen. İnan bana, ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Her kapının çağlara çıkması çok garip. Kimseye de anlatamadım. Çok korkuyorum. Ne olur bana yardım et. Aksen'in dizlerine başımı koymuş anlatmayı bitirdikten sonra gözlerine bakmaya başlamıştım. Elleriyle saçlarımı okşarken sımsıcak bakışları gözlerimin içine bakıyordu. Sanki bir şeyi anlatmak istiyor ama anlatamıyormuş gibi bir hali vardı. Şşt, sakin ol Eftelya. Bir yolunu bulacağız ama önce senden bir söz istiyorum. Ne olursa olsun yarım bırakmayacaksın. Ne olursa olsun gücünün son damlasına kadar savaşacaksın. Dediklerinden hiçbir şey anlayamamıştım. Ben neden savaşacaktım? Daha da önemlisi kiminle savaşacaktım. Bu sorularımın cevabını öğrenmek için tek soru sordum. Alacağım cevaptan ise korkuyordum. Aksen, ben kiminle savaşacağım? Neden güçlü olmalıyım? Hiçbir şey anlamadım anlattıklarından. Aksen, titrek bir nefes alıp gözlerimin içine baktığı gibi tekrar gözlerini kaçırdı ve sesli bir şekilde yutkundu. Sonra da ağzından çıkan kelimeler yüzünden ürpermeme engel olamadım bana söyledikleri cehennemim olacaktı. Cinlerle Eftelya, cinlerle savaşacaksın. Aksen birkaç açıklama yaptıktan sonra konuyu kapatmamızı, başka bir zaman devam edeceğimizi söyledi. Şimdi ise dışarıya çıkmamız için ısrar ediyordu. Sonunda dayanamayıp hazırlandım, birlikte dışarıya çıktık. İlk önce bir komedi filmine girdik. Ardından da saatlerce süren bir alışveriş yaptık. Saat Akşam 8'e geldiğinde de vedalaşıp ayrıldık. Ben de annemin evinin yolunu tuttum. Bir süre kendi evime adım atmayacaktım. Yoldan bir taksi çevirip bindim ve evin adresini söyleyip başımı cama yasladım. Gözüm yoldayken aklım bu sabah konuştuklarımızdaydı. Kahkahalar atarak izlediğim korku filminde yaşanan olayların başıma gelebilecek olma düşüncesi tüylerimi fazlasıyla ürpertiyordu. Sabah konuştuğumuz gibi bir hocaya gidecektik ama önce Aksen'in gidip hocayla konuşması lazımdı. Araba asfalt yoldan hafif taşlı yola girince annemlerin evinin olduğu mahalleye geldiğimizi anladım. Annemin evini görünce cüzdanımı çıkardım, evin önünde durunca ücretini sorarak parasını verdim ve taksiden indim. Evin bahçesine adım atacağım sırada büyük bir aracın çaprazımızdaki boş evin önüne yaklaştığını gördüm. Aklım durma, Gire ve derken içimden bir ses kalmamı söylüyordu. Kendi içimde gitmek alma savaşı verirken yanıma gelen adamı görmemiştim. Fark ettiğim zamanda da artık çok geçti. Çoktan çığlığı basmıştım. Beni sakinleştirmeye çalıştı. Lütfen sessiz olur musunuz? Ben ve ailem buraya yeni taşındık. İsmim Anıl. Size bir zarar verecek değilim. Sadece sizi görünce gelip tanışmak istedim. Duyduklarımla rahatlamış şekilde ilk önce elini ağzımdan çekmesi için elini ittirmiş, daha sonra da derin nefesler almaya başlamıştım. Bu son yaşadıklarım, korku nedir bilmeyen beni korkaklar kraliçesi haline getirmişti. Biraz rahatladıktan sonra nihayet konuşmayı akıl edebilmiştim. Mahcupça gülümseyip elimi uzattım ve kendimi tanıtmaya başladım. Merhaba, ben Eftelya. Çaprazınızdaki evde oturuyorum. Kusura bakmayın. Akşamın bu saatinde karşıma birden çıktığınız için korktum. Çok özür dilerim. Sizi korkutmak istemezdim. Ben de anıl. Tanıştığımıza memnun oldum. Başımı onaylar anlamda sallayıp gülümsedim. Gözlerine dikkatlice baktığımda gecenin karanlığına inat zümrüt yeşili gözlerini gördüm. Yüzündeki kirli sakalı ve fit vücudu ile gerçekten kızların dikkatini çekebilirdi ama benim bu taraklarda bezim yoktu. Hele ki bu son zamanlarda iyice soğumuştum. Onu ne kadar inceledim bilmiyorum ama gözleriyle gözlerim buluştuğunda ancak kendimi toparlayabildim. Yüzünde hafif çapkın bir gülüşle bana veda edip ailesi olduğunu düşündüğüm insanların yanına doğru ilerledi. Ben de evime doğru giderken aklım yeşil gözlerde kalmıştı. Eve girdiğimde babam, annem ve kardeşimi salonda televizyon izlerken buldum. Elimdeki poşetleri bırakmadan babama kocaman sarıldım, annem ve kardeşime ise öpücükler atarak odama doğru yol aldım. Bir an önce duş alıp uyumak istiyordum. Odamdan içeriye girdiğimde elimdeki poşetleri pencere kenarında olan küçük sehpanın üzerine bıraktım. Banyo için gereken eşyalarımı yanıma alıp besmeleyle banyoya girdim. Üzerimdeki kıyafetlerimi çıkardım ve sıcak su ile duş almaya başladım. Banyo yaparken bile dua ediyordum. Elime aldığım kokusuz şampuanım ile saçlarımı köpürtmeye başladım. Bir yandan da kendi kendime konuşuyor, korkmamak için telkinler veriyordum. Çünkü gözlerimi kapattığım anda içimde bir korku peydahlanıyordu. Sanki birisi beni izliyor gibiydi. Yüzümü suya tuttum, bir an önce köpükten arınmasını istiyordum. Gözlerimi açmak için ellerimle göz kapaklarımı ovaladım. Birden suyun ısısı değişmeye başladı. Kaynar suya dönünce Hala temizlenmeyen yüzümü boş verip küvetten çıkmaya çalıştım. Vücuduma değen her sıcak su damlası derimin daha da çok yanmasına neden oluyordu. Bu her geçen saniye daha da katlanılmaz oluyordu. Küvetten çıkmayı başaramayınca el yordamıyla bulduğum çeşmeyi soğuk tarafa doğru çevirdim. Canım çok acıyordu. Hastaneye gitmem gerekebilirdi. Suyun ısısı normale dönünce basıncını biraz daha arttırıp yüzümü Saçlarımı ve vücudumu hızla duruladım. Tam küvetten çıkacakken ne olduğunu anlamadan ayağım kaydı ve hızla küvetin içine düştüm. Üzerime çöken ağırlık kemiklerimi kırarcasına canımı yakmaya başladı. Kalkmak istesem de kalkamıyordum. Ağzımı oynatamıyordum. Rabbime içimden dua etmekten başka çarem yoktu. Su yeniden kaynar derecede sıcağa dönerken artık acıdan gözlerimden yaşlar akmaya başladı hıçkırarak ağlıyor, bu lanet olası banyodan çıkmak istiyordum. Aksen'in anlattıklarından sonra bana bunları yapanların cinler olduğunu bildiğim için korkum gittikçe artıyordu. Korkudan beslendiklerini bilmeme rağmen de elimde değildi. İçimden bildiğim bütün duaları ediyorken yavaşça üzerimden kalkan baskı ve normal ısıya gelen su ile rahat bir nefes aldım. Vücudumda derman kalmasa da Son bir gayretle küvetten çıkıp bornozumu giyindim ve hızla odama geri döndüm. Besmele çekerek üzerimi giyindim. Saçlarımı bile kurutmadan laptopu dizlerimin üzerine koyup arama motoruna girdim. Cinlerin nasıl musallat olduklarının belirtilerini bulmam lazımdı. Bir siteye girip araştırma yapmaya başladım. En son okuduğum sitede her şey ayrıntısıyla yazıyordu. Üstelik bir de test yapıyorlardı. Heyecanla testi başlattım ve okuduğum sorulardan sonra evet hayır butonlarından birini işaretliyordum. Testi bitirdikten sonra işaretlerimi saymaya başladım. 27 tane evet, 16 tane de hayır vardı. Sonucun verdiği korkuyla laptopu hızla kapatıp yatağımın yanına yere bıraktım. Ben yaşadıklarımdan değil, yaşayabileceklerimden korkuyordum. Cenin pozisyonu olarak yatağıma iyice sindim. Bahar aylarında olmamıza karşın annemin evinin bulunduğu yer yüksek rakımlı olduğu için havalar akşamları serindi. Yorganı her yerime sarmalamıştım. Sanki beni bütün kötülüklerden koruyabilecek güce sahipti. Hani küçükken yatağa girdiğimizde her yerimizi kapatır ve kendimizi güvende hissederdik ya. İşte o his şu an tüm ruhumu sarmıştı. Bu pozisyonu hiç bozmadan yaklaşık iki saat kaldıktan sonra sıkılmıştım. Ben Sıkılınca genelde ders çalışırdım. Size her açıdan garip bir kız olduğumu daha önce söylemiş miydim? Hem dikkatimi dağıtmama da iyi gelebilirdi. Sıcacık yorganımdan ayrılıp masa lambamı yaktım ve ceketime sarılarak çalışma masasına oturdum. Finaller yaklaşmak üzereydi. En zorlandığım dersin kitabını önüme aldım ve en baş üniteden başlayıp çalışmaya başladım. Çalışmaya o kadar dalmıştım ki sabah ezanını okuyan hocanın sesini duyunca yerimden sıçradım. Kitabımı kapatıp parmağım ile damağımı kaldırdım ve masamın üzerindeki suyu içtim. Korkarak banyoya gidip abdest aldım ve namaz için uygun kıyafetler giyinerek seccademi kıbleye doğru serdim. Tam niyet edip namaza başlayacakken göğsümde hissettiğim ağrı ile nefes alamadım ve dizlerimin üzerine çöktüm. Başörtümü ve hırkamı çıkarıp emekleyerek yatağıma doğru ilerledim. Sırt üstü uzanarak derin derin nefesler almaya başladım. Bir süre sonra da gözlerim kendiliğinden kapandı. Bir hafta sonra. Sabah gözlerimi mutfaktan gelen mis gibi kokularla açtım. Bugün deliksiz uyuduğum için mutluydum. Birkaç gündür hiçbir olay yaşamıyordum. Üzerimi değiştirdikten sonra banyoya gittim. İşlerimi hemen halledip odama geri döndüm ve saçlarımı yaptıktan sonra Telefonumu da yanıma alarak mutfağa doğru gitmeye başladım. Bir yandan da bu mutluluğumun nedeninin yeni komşumuz olan Anıl'ı gördüğüm için olup olmadığını düşünüyordum. O yeşil gözleri neden aklımdan çıkmıyordu ki? Mutfağa geldiğimde annem telaşla yemek yapıyordu. Beline sıkıca sarılıp yanağından öptüm ve günaydın diyerek sofraya oturdum. Kahvaltımı yaparken annemin seslenmesiyle başımı ona doğru çevirdim. Kızım Yeni komşularımız taşınalı kaç gün oldu. Bir hoş geldin diyemedik. Adettendir diye yemek yaptım. Eli boş gidilmez şimdi. Yemekleri birazdan saklama kablarına koyacağım. Götürüp onlara verirsin olur mu? Tamam anneciğim. Götürürüm diyerek kahvaltıma devam ettim. Hem belki Anıl'ı da görmüş olurdum. Kahvaltı faslını bitirdikten sonra odama çıkıp giysi dolabımı açtım. Kot pantolonumu, beyaz bluzumu ve siyah hırkamı alıp giyindim. Saçlarımı düzelttim ve mutfağa geri döndüm. Annemin hazırlayıp saklama kabına koyduğu yemekleri güzel bir poşete yerleştirdim ve anahtarımı da yanıma alarak evden çıktım. Havanın sıcaklığı, doğanın güzelliği ve komşu evlerdeki çocukların oyun oynarkenki kahkahaları birleşince bugün ayrı bir güzel oldu benim için. Kaldırımda durup yoldan arabaların gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra çaprazdaki müstakil evin bahçe kapısının önüne geldim. Demir kapıyı tam açacakken siyah bir köpeğin havlamasıyla az kalsın yemekleri düşürüyordum. Hemen kapıdan uzaklaştım ve beklemeye başladım. Köpeğin bakışlarını üzerimde hissediyordum ve nedensizce huzursuz olmaya başlamıştım. Merhaba. Sıçrayarak başımı yan tarafıma doğru çevirdiğimde Anıl'ı gördüm. Gülümseyerek bana bakıyordu. Bu iki oldu. Lütfen bir daha böyle yapmayın. Yüzü aniden ciddileşti. Sizi korkuttuysam özür dilerim. O kadar dalmıştınız ki size seslendim ama duymadınız. Tamam anlamında başımı salladım. Demek ki suç bendeydi. Anıl, oğlum, neredesin? Duyduğumuz ses ikimizin de aynı anda bakışlarımızı evin kapısına doğru çevirmemizi sağladı. Çok hoş bir bayan Anıl'a sesleniyordu. Annesi olmalıydı. Gözlerini deviren Anıl benimle kalmak ya da annesinin yanına gitmek arasında kalmış gibiydi. Hemen elimdeki poşeti göstererek konuşmaya başladım. Annem sizin için yemek yapmıştı. Ben de size getiriyordum ama köpeği görünce bahçenize girmeye cesaret edemedim. Beraber gidelim hem annenizle de tanışmış olurum. Tamam. Hadi gidelim dedi ve birlikte yürümeye başladık. Tam bahçeye adım atacaktım ki o siyah köpeğin hırlayarak bana baktığını gördüm. Bir iki adım gerileyerek beklemeye başladım. Birkaç adım attıktan sonra gelmediğimi fark eden Anıl arkasına dönüp baktığında "Köpeğinizi bağlasanız da öyle gelsem daha iyi olacak sanki." diyerek gelmeme nedenimi kısaca söylemiş oldum. Köpeğin tasmasından tutan Anıl kulübenin oraya sıkıca bağladıktan sonra tekrar yanıma geldi. "Teşekkür ederim. Önemli değil." Hadi gel. Birlikte bahçe kapısından girmiş, evin kapısının önüne gelmek üzereydik. Annesi meraklı gözlerle bize bakıyordu. Kendimi tanıtma ihtiyacıyla konuşmaya başladım. Merhaba efendim. Ben Eftelya. Çaprazınızdaki evde oturuyorum. Annem hoş geldiniz demek için size yemek yaptı. Buyurun. Hepsi bu poşette. Kadın bana ilk başta şaşkın bir bakış atsa da teşekkür ederek poşeti elimden aldı. Çok teşekkür ederim. İçeriye gelmek ister misin? Başımı olumsuz anlamda salladım ve rahatsızlık vermek istemediğimi söyledim. Tüm ısrarlarına rağmen kabul etmemiştim. Anıl'ın annesiyle vedalaştıktan sonra Anıl beni evime kadar götürmek istediğini söyledi. Her ne kadar komik olsa da kabul ettim. Birlikte sokağa çıktığımızda karşımda onu gördüm. Güzel dediğim gün kabusa dönmek üzereydi. Burayı nereden biliyordu? Neden gelmişti? Aklımda daha birçok soru varken gülümseyerek yanımıza geldi ve Anıl'a sarıldı. İkisi dostça selamlaştıktan sonra Çağlar meraklı gözlerle bana baktı. Ben ise bir an önce buradan gitmek istiyordum. Tam bu istediğimi söyleyecektim ki Anıl konuşmaya başladı. "Eftelya, bu yakın arkadaşım Çağlar." "Çağlar, bu da yeni komşumuz Eftelya." Şaşkınlıktan donup kalmıştım resmen. Dünya küçük derlerdi de inanmazdım. O kadar insanın arasından anılın arkadaşı ola ola çağlar olmuştu. Şansıma tükürebilseydim şu an tükürük manyağına dönmüştü. Çağlar hiç beklemediğim bir hareket yaparak sanki hiç tanışmamışız da ilk defa tanışıyormuşuz gibi davranmaya başladı. Ben de ona ayak uydurup yalandan bir tanışma oyunu oynamaya başladım. İşiniz yoksa birlikte sinemaya gidelim mi? Yeni bir yer açılmış eskiden de oynatılan filmleri oynatıyorlarmış. Belki güzel filmler buluruz. Ne dersiniz? Anıl bunu ikimiz baş başayken söylemiş olsa büyük bir hevesle kabul ederdim ama çağlar ile hayatta sinemaya gitmezdim. Başımı olumsuz anlamda sallayıp işimin olduğunu söyledim ama nafileydi. Bir türlü Anıl'ı ikna edemedim ve eve giderek anneme haber verdim. Çantamı alarak yanlarına geri döndüm. Sinema salonunun önüne geldiğimizde Çağlar'ın arabasından indik ve gişelerin olduğu yere gittik. Görevli bayan korku filmi kuşağı olduğunu söyleyince sevinsem mi korksam mı bilememiştim. Başıma bu tarz şeyler gelince korku filmlerini izleyemez olmuştum. İkisi beni unutmuş gibi filmlere bakarken bir tane filme bilet aldıklarını gördüm. Çağlar yanımızdan ayrılıp mısır ve kola almaya gitmişti. Anıl da bana filmi anlatıyordu. Bu film daha yeni. Adı Cinli Aşk. Aşık bir erkek cin ile ona aşık bir kadının hikayesini anlatıyor. Severim böyle filmleri. Ben de severim ama konusu çok değişik. Şey, yanlış anlamazsan bir şey sorabilir miyim? Evet, sen aşık olur muydun? Anlayamadım. Sana aşık bir cin olsaydı sen de onu sever miydin? Bu sorusuyla kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Çok komik bir soruydu. Tamam. Filmlerde ve kitaplarda vardı bu tarz şeyler ama gerçek hayatta olabileceğini hiç sanmıyordum. Anıl yüzüme ciddi bir tavırla bakmaya devam edince kendimi durdurmaya çalıştım ve açıklama yapmaya başladım. Tamam, filmlerde, kitaplarda bunlar konu oluyor ama gerçek hayatta olabileceğini hiç sanmıyorum. Böyle bir şeyin olması bana göre imkansız. Anıl başını olumlu anlamda sallamış, suskunluğunu korurken Çağlar elinde kola ve mısırlarla yanımıza geldi. Birlikte filmin oynayacağı salona girdik. Bir korku filmine nazaran içerisi çok fazla kalabalıktı. Biraz aradıktan sonra koltuklarımızı bulup oturduk. Ben Anıl ile Çağlar'ın arasında oturuyordum. Birkaç reklamdan sonra nihayet film başladı. Dikkatlice filmi izlemeye başladım. Biraz zaman geçtikten sonra üzerime ağırlık çöktü ve gözlerim istemsizce kapandı büyük ve ıssız bir ormanda tek başımaydım. Gece zifirilere bürünmüşken ay çok güzel parlıyordu ve sokak lambası gibi her yeri aydınlatıyordu. Bir ağacın önünde kazılı mezar gördüm. Korkuyla mezara doğru yaklaşırken arkamdan birisi seslenmeye başladı. Eftalya, çağların olmazsan sonun burası olacak. Korkuyla arkamı döndüğümde siyah ama gözleri tanıdık olan bir varlık. Bana bunları söylüyordu. Yavaşça yaklaşırken ben de adımlarımı geri geri atmaya başladım. Nabzım korktuğu için gitgide hızla artarken birden ayağımın bir dal parçasına takılmasıyla boş mezarın içerisine düştüm. Ben ayağa kalkmaya çalışırken siyah varlık mezarın ucunda durmuş gözleriyle yaşlı gözlerime bakıyordu. Dünyada imkansız diye hiçbir şey yoktur. İmkansız da olsa çağların olacaksın senin kaderin kendi ellerinde. Eğer çağları seçmezsen bu boş mezarda ölü olarak yatarsın. Çağlar senin kaderin. Duyduklarıma inanamazken içimdeki dua etmemi engelleyen her neyse onunla tüm gücümle savaşmaya başladım. Karanlık varlık güçlü elleriyle boğazımı sıkarken yavaş yavaş bilincimi kaybettim. Kendimi aniden kocaman bir karanlığın içinde bulmuşken yüzüme inen sert tokat darbesiyle gözlerimi araladım. Derince nefesler alıp sakinleşmeye çalıştım. Oturduğum koltuktan doğrulduğumda koca salonda sadece ben ve Çağlar'ın kaldığını gördüm. Anıl dahi kimse yoktu. Bizi bırakıp nereye gitmişti? Çağlar, iyi misin Eftelya? Beni çok korkuttun diye sorunca bana ne olduğunu sordum. Filmi izlerken kaldın. Bitmesine yakın da çırpınmaya, dualar okumaya başladın. Anıl'ın annesi aradığı için erkenden çıkıp gitti. Salondakiler de film bitince çıktılar. Ben de seni bekleyip uyandırmaya çalıştım. Çağlar bana bunları anlatırken ben bambaşka bir korkunun en kuytularına atılmıştım. Karşımdaki ekranda kabusumda gördüğüm siyah varlık vardı ve bana bakıyordu. Tam Çağlara göstereceğim sırada kayboldu ama perdedeki yazıyı okuyunca daha fazla dayanamayıp koşarak salondan çıktım. Her an seninleyim ve seninle olacağım. Ta ki Çağların olana kadar. Eğer olmazsan o mezar seni bekliyor Eftelya. Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken rüzgar saçlarımın her teline inceden dokunuyordu. İnsanlara çarpa çarpa koşuyordum. Bu son yaşadıklarım artık ben de sabır denen bir şey bırakmamıştı. Karma karışık olan aklım ve duygularımdan bir şey düşünemez olmuştum. Mantıklı kararlar veremiyordum. Bedenim ayaklarıma uyup kendini bilmez diye sürüklerken birden kolumdan tutulmam ile Şiddetli bir şekilde yere düştüm. Başımı yukarıya kaldırdığımda o yeşil gözler karşımdaydı. Ne oldu Eftelya? İyi misin? Başımı hayır anlamında salladım. Tek kelime edecek takatim kalmamıştı. Anıl bunu fark etmiş olacak ki ilk önce kendi ayağa kalktı ve ardından beni belimden tutup kaldırdı. Onun beni nasıl bulduğunu bile soramayacak haldeydim. Yürümeye başladığımızda belimi tutmayı bırakmamış Aksine kendini daha da yaklaştırmıştı. Hıçkırıklarım içimi yakarken gözlerimin önünü görememeye başlamıştım. Ellerimi Anıl'ın beline dolamış güç almaya çalışıyordum. Deniz kenarında sakin bir yere gidip kayaların üstüne oturduk. Ben hala Anıl'a sarılı bir haldeydim. Üstüne üstlük hıçkırarak ağlıyordum. Anıl elleriyle yüzümü kavrayıp kendisine bakmamı söyledi. "Eftelya, ne oldu? Anlat." Anlatsam dinler miydi ki? Bana inanır mıydı? Yoksa deli deyip geçer miydi? Anlat Eftelya. Bekliyorum hadi. Gözlerime öyle bir bakıyordu ki istemsizce yeşillerinde kaybolmak istiyordum. Belki de anlatmamalıydım. Belki de anlatmalıydım. Ya inanır bana yardım ederdi ya da inanmaz deli deyip çekip giderdi. Denemekten başka çarem yoktu. Ağlamaktan çatallaşmış sesim ile zor da olsa konuşmaya başladım.